Herkese merhabalar. Herkese sevgiler. Sınav sürecinde öğrencilerin en çok dert yandığı konulardan biri de hocam ders çalışmak istiyorum ama sabah erken uyanamama problemim var. İşte bu problemin yanında, bu problemi çözmemizin yanında en verimli ders çalışma saatleri hangileridir? Günde ortalama kaç saat ders çalışmalıyım gibi çok kritik sorularınıza cevap vereceğiz ama bu cevaplarımız Kesinlikle hani izlediğimde pek bir şey fayda alamadım diyeceğiniz türden kesinlikle değil. Yıllardır öğrenci koştuğu yaptığım öğrencilerde birebir uyguladığım ve net başarı elde ettiğim taktikleri sizinle paylaşacağım. Sizden bir ricam var ama lütfen bu videonun değerini bilerek videoyu beğenerek bu işe başlamanızı istiyorum. Kanalımın aboneleri düşük biliyorum. Yaptığımız işlere ve performanslarımıza göre gerçekten de düşük. Bunu hatta yorumlarda birçok öğrenci dile getiriyor. Ama tabii ki bunu yükseltmek sizin elinizde. Abone olmadıysan senden ricam destek olabilmek adına abone olursan sevinirim. Ve bu videoyu özellikle bu konuda ihtiyacı olan öğrencilere de sosyal paylaşım platformlarına da paylaşırsan sevinirim. Çünkü çok 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 önemli bir video. Şimdi adım adım bunların nasıl olacağını, bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatmaya başlayalım. O halde hazırsan başlıyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Bu süreçte erken uyanabilmenin yanında bir de uyandığımız zaman en verimli ders çalışma saatleri ne zamanmış bir bunları görelim. Bunlar sizler için çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz habire soruyor. Hocam hangi saatlerde çalışırsam benim için daha verimli olur diye. İşte bilimsel veriler ışığında en verimli ders çalışma zaman dilimleri ne zaman ve verimin en düşük olduğu. Hocam bunu yaparsan pek bir bana faydası olmaz dediğimiz zaman dilimleri hangisidir? Bunları teker teker Göreceğiz. Ama bunun için bir sabretmen lazım bu videoyu sonuna kadar izlemen lazım emin olun bu video size hiç olmadığı kadarıyla bakın net konuşuyorum fayda sağlayacak hemen sizi bekletmeden geçiyorum bu alana şimdi bizim oluşturmuş olduğumuz zaman dilimleri var gün doğmadan sabah vakitleri ikindi akşam ve gece vakit çalışmaları var bunları saatlere ayırdık. Gün doğmadan en verimli ders çalışma zaman dilimi 6 ile 7.30 arasındadır. Hocam ama ben nasıl kalkayım yani 6'da ders çalışmaya başlamak için benim 5-5.30'da uyanmam lazım. Biz bunu söylüyoruz da kardeşim. Sen erken uyanıyor musun, uyanmıyor musun bu tamamen senin bileceğin iş. Ama bunu unutma en verimli, en baba, en kral ders çalışma zaman dilimi... Kesinlikle saat 6 ile 7.30 arasındadır. Bu yüzden buna 5 yıldız verdik. Bu alanda da oluşturduk. Peki hocam bundan sonra en verimli ders çalışma zaman dilimi hangisi? İşte bizim sabah vakitleri dediğimiz yani güneş doğduktan sonraki vakit dilimimizdir. Hangi saat arası? Saat 8 ile 12 arasındaki bu sabah vakitlerini çok iyi şekilde değerlendirmeniz lazım. Hele hele hocam ben hani gün doğmadan ki zaman dilimini pek uygulayamıyorum diyorsan işte bu sabah vakitini o halde çok verimli bir şekilde geçir. Ya hocam ben bir uyanıyorum saat böyle 11 gibi uyanıyorum. Yarım saat işte mola sonra kahvaltı derken saat 1 gibi çalışıyorum. İşte zarardasın. En zararda olduğu öğrenci tiplemelerden biridir haberiniz olsun. Sakın bu şekilde düşünerek ya ben derece yaparım nasıl olsa. Ha, i̇kide falan ders çalışmaya başlayayım da gece üçlere falan. Ha, yaparsın yaparsın kesin kesin emin. Yani sen bu videoyu dinle yapıp yapmayacağını görürsün zaten. Sabah vakitleri o yüzden bizler için çok önemli. İkindi vakitlerine gelecek olursak saat 1.30 ile saat 17.00 arasında ise ikindi vakitte Bu vakit dilimleri sabah dilimleri kadar verimli olmasa dahi buna da 5 yıldız üzerinden 3 yıldız veriyoruz tabi Gün doğmadan ders çalışmaya başlarsan sabah vakitlerinde bunu sürdürürsen İkindiyle bunu devam ettirsen bu işi gerçekten hakkıyla yapmış olursun. Gün içerisindeki en verimli ders çalışma zaman dilimlerini böyle kana kana içmişsindir. Rakiplerine de bir hayli fark atmışsındır demektir. Bunu da unutmayın. Gel gelelim akşam vakitlerine. Yani saat 19.00 ile saat 22.00 arasına. Peki bu vakit dilimlerinde ders çalışma verimliği nasıl olur acaba? Bilimsel verilere göre buna 5 yıldız üzerinden sadece 2 yıldız veriyoruz. Ya hocam bu kadar mı düşük gerçekten? Bunun ders çalışma verimliği bu kadar mı düşük? Hatta şunu da söyleyeyim eksiği var fazlası yok. Haberiniz olsun. Birçok öğrenci grubu maalesef bu akşam vakitlerinde ders çalışmayı tıkış tıkış dolduruyor. Hatta gece vakitlerine kadar sarkıtıyor. Ama şunu da söylemiş olalım. Bu videonun yorumlar kısmına birçok öğrenci şunu yazacaktır. Ben akşamları ders çalışıyorum ha derece oynuyorum hatta ilk bini hedefliyorum. Geçeceksin bunları. Bu iş sana yaradı diye diğer öğrencilere yarayacak diye bir şey yok. Biz şunu söylüyoruz. En verimli saat dilimlerinde çalışmak o işte verim alabilme ihtimalinizi en çok arttıran durumdur. Akşam vakitleri çalıştığın zaman da verim alma ihtimalin var. Ama çalışma verimli ihtimali en çok arttıracak vakitler... Akşam gece değil sabah vakitleridir. Bunu zaten sen de iyi biliyorsun. Sadece işine gelmiyor olabilir. Şimdi bir de gece çalışmalarımız var değil mi? Yani gece ondan sonraki çalışmalar. İşte bu vakitlerimleri ise ders çalışma verimliğinde en az etkili olandır buna da 5 yıldız üzerinden sadece 1 yıldız veriyoruz. Hatta gece 12'den sonra çalışmaların ben hiçbir faydasında olduğuna inanmıyorum. Bundan haberiniz olsun. Bunları teker teker anladıktan sonra size bir soru soruyorum. Günde kaç saat uykuya ihtiyacın var kardeşim? Bu da bizim için önemli. İnsandan insana değişiyor. Mesela benim günde ortalama uyku ihtiyacım 6,5 saat. Peki bunu nasıl tespit ettim? Bir hafta boyunca ortalama uyanış ve yatış vakitlerimi hesapladım. Ha, demek ki benim ortalama günlük uyku ihtiyacım 6,5-7 saat gibi bir şey. Ona göre zaman planlamalarımı ayarlıyorum. Ha başka bir öğrenci için ya da başka bir kişi için 9 saat olabilir. Başkası için 4 saat olabilir. Bu insandan insana değiş. Her ne kadar bir insanın ortalama uyku süresi 7,5-8 saat olsa dahi bazı bilim adamları 6 saatten fazla uyuyan insanlara ahmak bile diyor. Bundan da haberiniz olsun. Şimdi gel gelelim en önemli Aşamalardan biri tamam hocam en verim ders çalışma zaman dilimlerini öğrendik şimdi de bir sabah uyanmamız lazım bu sıkıntımız var hocam sabah nasıl uyanabiliriz diyorsunuz ya işte sabah nasıl uyanabilirinizin altı önemli şifresini veriyorum adımını veriyorum ama bu kadar da net konuşuyorum bu altı adımı bilen öğrenen ve uygulayan öğrenciler yüzde yüz sabah erken uyanabilecekler hatta bu işten çokça verim alacaklar peki nasıl olur da? 6 adımda erken uyanabilme alışkanlığı elde edebiliriz. İlk kuralımıza geliyoruz. İlk şifremize geliyoruz. Evet, uyumadan önce. Bunu daha önceki videolarımda söyledim. Elinizde bulunan akıllı telefonlarınızdan, laptop PC'lerinizden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu cihazlardan yayılan mavi ışık melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor. Yani bu uyku hormonunuzun salgılanmasını engelliyor. Hani gece yatarken ışıkları kapatma ihtiyacı duyuyoruz ya. İşte kapatma ihtiyacı aslında buradan geliyor. Çünkü vücuda ışık geldikçe, vücuda elektromanyetik ışıklar geldikçe bu hormon salgılanamıyor ya da geç salgılanıyor. Bu yüzden bizim uykumuz gelmiyor. İşte olay bu kadar basitken ellerinde telefon yatakta uzanıp ha, Uykum gelmiyor demenizin temel nedeni bu aslında. Bir o telefonu bırak babam elinde telefonla uyumayı beklemek kadar saçma bir şey yok diye düşünüyorum. Ha aynı hatayı hepimiz yapıyor muyuz? Birçoğumuz yapıyoruz ama bundan da şikayet etmeyelim o zaman. Erken neden uyanamıyorum demeyeceksin. Madem ki bu videodan sonra doğrusunu öğrendin senden ricam. Erken uyanmak istiyorsan şu telefonu bir kenara bak o halde. Tamam anlaştık o halde. Gel gelelim ikinci kuralımıza. Uyumadan önce baş ucunda bir bardak su olsun. Uyanınca bir yudum da olsa bunu tüketmeni istiyorum. Ya hocam uyumadan önce baş ucuma suyu bıraktım ama uyanıyorum. Uyanınca ağzım böyle öyle bir ekşi oluyor ki bırak suyu hiçbir şey tüketesim gelmiyor zaten. Diyorsunuz evet haklı olabilirsiniz bunda farkındayım ama su tüketmek neden önemlidir? Çünkü gün boyunca farkında olmasanız dahi beden çalışıyor. Yani farkında olmadan yorduk mu bedeni. Nefes alışverişlerimiz kalp. 7-8 saat boyunca bunu çalıştırdık ve susuz bir şekilde çalıştırdık. Dolayısıyla vücudu ikna etmemiz lazım. Sabah uyanınca bir yudum alıp suyu içmek vücuda emir veriyor. Artık sen çalışmaya hazırsın. İhtiyacın olan suyu da verdim ve bu uyanabilme ihtimalimizi arttıran durumlardan biridir. Bir yudum ya çok değil bir yudum sadece bu işi halledelim tamam. Evet üçüncü anahtarımıza geldik. Hani sabah erken uyanabilmek adına alarm kuruyoruz ya hatta 3-4 alarm kuruyoruz. Birinci alarm aa, kapattım onu tamam o zaman 7'ye e, yedi, kurmuştum şimdi de 7'yi 20 geçe bir tane kurayım. 7'yi 20 geçe uyanamasam 7'yi 40 geçe bir tane kurayım. 7'yi 40 geçe uyanamasam 8'de kurayım. Ya zaten sen beyine şunu şunu emrini veriyorsun komutunu veriyorsun. 7'de uyanamasan problem değil. Zaten 7.20 geçe alarmını kurmuşum. 7.20 geçe de uyanamadın. O da sıkıntı değil. Zaten yarım saat sonrasına tekrar bir alarm kurdum diyorsun. Ya beyin uyanır mı ya? Sen zaten beynin uyanmaması için emirler verdin. Bu yüzden sizden ricam alarm kurarken tek bir saatte alarm kurun. Yani diyeceksin ki kardeşim tek bir hakkın var. O saatte kalktın kalktın kalkmadın yatış diyorsun yani. Bunu net bir şekilde komutunu ver. Sakın birden fazla alarm kurayım deme. Yine bunun yanında hani uyanıyoruz ya. Direkt alarm kapat düğmesine basıp tık tekrardan uyumaya devam. Yatış işte bu yanlışı yapmamak adına kurmuş olduğunuz saatleri kendinizden uzak bir yerde bekletin ki hani onu kapatabilmek için ayağa kalkman gereksin. İşte bunu yaptıktan sonra uyanmanız çok daha kolay olabilir diye düşünüyoruz. Dördüncü şifremize anahtarımıza geliyoruz ve bu çok orijinal bir taktik ve bunu öğrencilerinde uyguluyorum. Mesela öğrenci koştuğu yaptığım öğrencilere şunu söylüyorum. Uyanma problemi olanlarda. Uyandığın zaman her sabah bana günaydın mesajı atacaksın. Ona ister karşılık vereyim ister karşılık vermeyeyim. Hiç önemli değil. Sabah uyanır uyanmaz. ilk işim bu olsun diyorum hatta. Uyandın Ha günaydın. E, tabii günaydın mesajı attıktan sonra uyumanızı da asla istemiyorum. Bunun için de bazen kontrol ediyoruz. Siz de ortaklaşa bunu yürütebileceğiniz bir dost seçin kendinize. Saat kaçta uyanmak istiyorsanız bunu kararlaştırın. Ahmet ben saat 7'de uyanacağım ve uyanır uyanmaz sana mesaj göndereceğim. Tamam ben de 8'de uyanacağım. Uyanır uyanmaz sana da mesaj göndereceğim, günaydın mesajı göndereceğim diye bir anlaşma sergileyin. Birbirinize en az 15 gün boyunca bu şekilde mesaj göndererek karşılıklı kontrolü sağlayın ve birbirinizden hesap sorun. Ahmet sen 7'de mesaj atsan demiştin ama bak 7.30'da attın. Demek ki yarım saat geç kalkmışsın kardeşim bir daha bunu yapmayın gibi uyarlar yaparak dost saati taktiğini uygulayabilirsin. Bu taktik bana özgü ve gerçekten de çok çok işe yaradı. Yine ilerliyoruz. Beşinci taktiğimize geliyoruz. Evet. Peki, bu alışkanlığı elde edebilmek için en az kaç gün boyunca bunu yapmam gerekir. Bir en az 15 gün boyunca bunu uygulamanızı tavsiye ediyorum ama zincirleri kırmadan bunu yapmanız lazım. Hatta fi planlama defteri içerisinde buna yönelik 21 günde erken uyanabilme sanatını oluşturmuştuk. Fi planlama defterinin içerisinde bir bölümde vardı. Gerçekten de çok işe yarıyordu. Nasıl yapılması gerektiğini de söylemiştik. Hatta zincirleri kırma sayfası da bulunmakta. Yine sizden ricam en az bir 15 gün boyunca bunları uygulayarak yani uyanış saatinizden sapma yaşamadan bunu uygularsanız artık bu alışkanlığı elde etmişsiniz diyebilirim. Ve son taktiğe gelecek olursak, uyumadan önce bir sonraki gün için planlama yapmak zorundasın. Bu da bizim için çok önemli. Neden mi? Çünkü beyne komut veriyorsun. Diyorsun ki kardeşim, yarın şu 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 işleri yapmamız gerekiyor. Haberin olsun. Eğer yarın uyanmayacaksan bunların sonuçlarını, bunları yapamamanın sonuçlarını göz önüne al haberin olsun. Beyni bir nevi tehdit ediyorsun kardeşim. Uyanmak zorundasın diyorsun yani. İşte beyne bu komut verildikten sonra tabii ki mantıksal olan bu beyin Uyanmayı daha da kolaylaştırıyor senin için. Bundan da hiç kuşkun olmasın. Bu 6 adımı uyguladıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle uyanabileceğini biliyorum. Çünkü bunu defalarca uyguladım. Senden ricam bu 6 taktikle ilerlemeni sağla ve neticelerini bu videoların yorumlar kısmına atmanı da istiyorum. Ha bunun yanında hocam ben uyanamıyorum bu bu sıkıntılar yaşıyor, yaşıyorum diyen öğrenci grupları varsa lütfen bu videonun açıklama kısmına yazsınlar. Başarı elde eden öğrenciler bunu yazsınlar. Başarı elde edemeyen öğrenciler de yazsınlar ve bu şekilde birbirimizin saat kaçta uyandığını görelim. Hatta şunu da yapabiliriz. Uyandığınız saatler hangileri ise bu videonun yorumlar kısmına 15 gün boyunca yazabilirsiniz. Daha önceden bunu gerçekleştirmiştik ve gerçekten de verim almıştık. Öğrenci uyanır uyanmaz. Evet bu videonun yorumlar kısmına Evet uyandığı saati yazıyordu. Bu işten keyif alıyorduk. Bunu tekrardan gerçekleştirebilirsiniz. O halde can bu ve buna benzer daha fazla videonun gelmesini istiyorsan bu videoyu beğenebilirsin ve kanalıma abone olmadıysan da abone olabilirsin. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın. <laughs> çok 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 iyi